Herkese merhaba. Adobe'nin yıllar önce Macromedia'yı satın almasıyla birlikte ortaya çıkan birçok tartışma vardı. Gerçi bu tartışmalar bugün hiç kalmadı. Neticede Friend yazılımı ortadan kalktı. Bizler için geçmişte çok anlamlı, önemli işler yapmış olabilir. Güzellikleri ve sinir bozucu hatalarıyla birçok sorunları da beraberine getiren, artık teknolojik olarak da güncel yazılımlara uyumsuzluğuyla ciddi bir sorunu oluşturuyordu. Illustrator CS3 çıkmasıyla birlikte birçok Friend kullanıcısı artık bu gönül verdikleri yazılımı bırakarak InDesign ve Illustrator'a geçiş yaptılar. Bu geçiş de ülkemizde oldukça sancılı oldu. Bu sancılar halen hissedilmekte. Birçok çalışma alanında geçmiş arşivler Friend üzerinde. Birçok kişi aynı soru soruyor. Geçmiş arşivimiz ne olacak? CS3 Illustrator video eğitim derslerinde göstermiştim. Burada da birkaç örnek paylaştım sizlerle. Geçmiş arşiviniz sadece ve sadece fontların teknolojik olarak uyumsuzluğunun haricinde hiçbir sorunu yok. Friend yazılımındayken TrueType fontlar kullanırdınız. Illustrator'da ise Unicode, OpenType fontlar kullanıyoruz. Yine TrueType ama OpenType kökenli fontları kullanabilirsiniz. Bu ilk dersimizle birlikte sizlere Friend kullanıcıları için Adobe Illustrator'a geçerken Friend'deki alışkanlıkları, kullandıkları menüler nerelerde, oradaki yaptıkları işleri burada nasıl yaparlar? Bu temel üzerinden size yaklaşarak bu geçiş eğitimini hazırladım. Bu eğitim setinin bir önceki versiyonu Illustrator CS3 video eğitim dersleridir. Önceki versiyonunda oluşturduğumuz ve amacımız Illustrator'ın temellerini çok iyi bir şekilde kavratmak amacını taşıyordu. Bu eğitim setinde ise bilgi tekrarı yapmayacağız. CS3 versiyonunda olup CS4 versiyonu da olan bilgileri tekrar etmeyeceğiz. İkiz çalışmayı da bir bütün şeklinde değerlendiriyoruz. Evet, arayüzü incelemekle başlayalım. Her iki programda gördüğünüz gibi Toolbox penceresi bulunmaktadır. Toolbox araçları her iki programın da benzer işlevleriyle ortaya çıkıyor. Tabii ki Illustrator'ın Toolbox araçları çok daha gelişmiş, çok daha fonksiyonlu araçlara sahip. Ama ortak araçları da söz konusu. Özellik barı ve menü yapısına bakalım. File, Edit menüleri ortak. View menüsü burada. Modify menüsü Illustrator'da, Object menüsü altında bulunan birçok fonksiyonu da beraberinde taşıyor. Text menüsü Friend'de varken Illustrator'da Type menüsü bulunmakta. Friend'deki Extras menüsü Illustrator'da Efekt penceresiyle oluşmaktadır. Windows sekmeleri aynıdır ve Help menüsü de aynıdır. Görünüşte değişen bir yapı söz konusu. Birçok yazılımın da menü yapısı hemen hemen ortaktır. Buradaki özellik barı, Friend'in Properties özellik barı, ikonları değiştirilebilir bir yapıya sahiptir. Illustrator'da bu değişim yoktur. Fakat Illustrator'da
Her bir aracı göre ilgili seçenekler değişmektedir. Kullanıcıya ihtiyacı olduğu değişiklikleri hemen vermektedir. İlk olarak 21 belge açarak, sayfa açarak yola devam edelim. Illustrator'da yeni bir çalışma belgesi oluşturmak için File, New komutunu uygulamamız yeterlidir. Illustrator'da yeni çalışma belgesinin ismini Photoshop programında olduğu gibi girebiliriz. Kaç sayfaya ihtiyacımız olduğunu bu panelden girebiliyoruz. Ve açacağımız yeni sayfanın ölçüsünü standart bir ölçüsü buradan girebiliyoruz. Custom bir değerse, yani standart dışı bir değerse Width ve Height kutularına giriyoruz. Ölçü birimini de buradan hazırlıyoruz. Açacağımız sayfanın dikey mi, yatay mı olup olmayacağını buradan belirliyoruz. Taşma paydır, bilet değerini de bu bölümden girebiliriz. Advanced sekmesinden Illustrator'da açacağımız bu belgenin CMYK RGB olup olmayacağını belirleyebilir. Final aşamasında raster etkisi uygulanacak nesneler için buradaki değeri girebiliyor. Çalışmaların ön izlemesi modunda piksel mi, vektörel mi, overprint hangi aşamada izlenmesi gerektiğini bizim için gerekli olan seçeneği buraya giriyoruz. Ve onaylayarak pencereyi açtık. Evet, şimdi de isterseniz Friend'e gidelim. Friend'e yeni bir sayfa oluşturalım. Friend aşamasında da yine File menüsünden New diyerek sayfamızı açıyoruz. Bu sayfa açılır açılmaz default değerde bir sayfa ölçüsüyle karşımıza geldi. Ölçü birimini hemen alt pencerede bulunan Status bölümünden belirleyebiliriz. Ön izleme modu sadece preview olarak var. Bu preview kısmı Illustrator'da Overprint sekmesine çok benzer fakat Overprint etkisi Friend'de gözükmez. Illustrator'da birden fazla sayfayı açmıştık. Friend'de birden sayfaya ihtiyacını Properties Document penceresinden oluşturuyoruz. Document'ı ise Window sekmesinden açıyoruz. Window, Document'tan ve buradan sayfa ölçüsünü ve ekleyeceğimiz sayfa sayısını da yine Document sekmesinden girebiliyoruz. Add page diyerek kaç sayfaya ihtiyacımız var? Bu sayfaya girebiliyoruz. Sayfalar arasında dolaşma yöntemi bir ya da sayfa numarası girerek ya da doküman sekmesinden sayfalardan herhangi bir tanesine çift tıklayarak. Bunu Illustrator'da nasıl yapıyoruz? Illustrator'da da hangi sayfaya gitmek istiyorsak o sayfaya numarasına tıklıyoruz ya da yazıyoruz. Ya da sayfalar arasında yine aynı şekilde sola sağa gidiyoruz. Bunu haricinde çalışma alanını bir bütün olarak görüp takip ettiğimiz Navigator bulunmaktadır. Navigator ile de Illustrator'da sayfalar arasında çalışma alanının üzerinde artboard üzerinde dolaşabiliyoruz. Çalışma ekranında yakınlaşma ve uzaklaşma noktasında büyüteç tuşu, zoom tool, klavyeden alt ya da options tuşuna basarak ekranı küçültür. Elinizi klavyeden çekerseniz büyütebilirsiniz. Illustrator'da
Navigator sayesinde de bunun daha hızlı yapabilirsiniz. Yine ekranınızın sol alt köşesinden yüzdesel değeri, numarik rakam atayarak da bu büyütme küçültme işlemini gerçekleştirebiliriz. Buna ek olarak View penceresinde Zoom in, Zoom out'u klavye kesilmesi olarak Ctrl artı ve Ctrl eksi ile ve ekrana sığdırma, sayfayı sığdırma noktasında da burada Ctrl 0 ve Fit all in Window komutu, yani bütün sayfaları ekrana sığdırmak için de Alt Ctrl 0. İdeal büyüklüğü Actual Size için de Ctrl 1. Bunlar da ekranda büyütme küçültme işlemi yapmak için sayfamızla ilgili sığdırma seçenekleri için kullanabiliriz. Bunu Friend yapalım isterseniz. Friend'de yine Zoom Tool alt tuşuyla basarsanız bu ikisinde de aynı şekilde geçerli. Yine ekranınızın sol alt köşesinde bütün sayfaları ekranı tek bir sayfaya ekrana sığdır. Bütün sayfaları ekrana sığdır seçenekleri bulunmaktadır. Bir obje seçili olması durumunda da Fit Selection ile de seçili olan nesneyi ekrana sığdır komutu vardır. Friend'de Navigator penceresi yoktur. Yine Friend içerisinde Fit Selection, Fit to Page seçenekleri ve Fit All seçenekleri Illustrator'daki işleme çok benzemektedir. Bunun haricinde Magnification bölümünde de yine klavye kestirmelerine atanmış yüzdesel anlamda yakınlaşma ve uzaklaşma seçenekleri bulunmaktadır. Bunlarla da Illustrator ve Friend aşamasında her iki programın bir nesneye yaklaşmak ya da genel bir sayfa bölümüne yakınlaşmak, uzaklaşmak noktası oldukça benzemektedir. İşleyişler birbirine benziyor. Friend aşamasında arayüzdeki panellere Windows sekmesinden ulaşıyoruz. Ve arayüz yapılandırmasında PC Windows Friend'lerde interaktif bir alan vardır. Bu alan Macintosh Friend MX'lerde yoktur. Arayüzü yapılandırmasını birlikte yapalım. İnteraktif alanlardan tutarak panelleri parçalıyoruz. Ve bu panelleri kendi içerisinde bakın birleştirebilirim. Ya da paneldeki bir grubu kendi içerisinde de parçalamak mümkündür. Object sekmesini her hepsinin Options kısmına Group Object hangisiyle birleşmek istiyorsa o panelin ismini buradan girerek bununla birleştirip bütünleştirebiliriz. Tint'si alıp burada Document ile bir araya getirebiliriz. Bu ay yaptığımız ayarları ne yazık ki Friend'de kayıt ederek daha sonra tekrar tekrar aynı seçenekleri kullanma imkanımız yoktur. Arayüz elemanlarını Window bölümünden, panelleri Window bölümünden oluşturuyoruz. Illustrator'a bir bakalım isterseniz. Illustrator'da CSS sürümüyle birlikte arayüz çekmece yapısına dönüştü. İhtiyacınız olduğu zaman kullanıyorsunuz, ihtiyacınız olmadığı zaman ismine kliklediğiniz zaman kapanıyor. Yine parçalayıp istediğiniz zaman istediğiniz grupla çok daha hızlı ve pratik bir şekilde birleştirebiliyorsunuz. Ve bunları kapatmak istediğiniz zaman da çok daha az yer tutuyor. İhtiyacınız olanı açar, ihtiyacınız olmayanı kapatmak için ismine tıklamanız, ikonuna tıklamanız yeterli. Window Workspace altında arayüz elemanlarını daha sonra tekrar aynı şekilde aynı yerde kullanmak üzere Save Workspace ile kaydedebilirsiniz. Bu özelliği ile de Illustrator'da her kullanıcı kendi alışkanlıkları noktasında arayüz elemanlarını kullanabilir ya da bir işe dayanarak belli bir işin özelliklerine göre ihtiyaç duyduğu panelleri aktif ederek arayüz alanında daha geniş bir çalışma alanına sahip olabilir. Friend
Friend kullanıcıları için CS4 sürümünde Like Friend arayüzü getirilmiştir. Like Friend arayüzü Friend'in genel yapısına benzemektedir. Ama bunların her biri Administrator panelleriyle oluşturulmuştur. Çalıştığınız belgeleri File menüsünden Save diyerek kapatabilirsiniz. Bu özellik neredeyse bütün programlarda hemen hemen aynı yerde ve aynı şekildedir. Close, Save as seçenekli o bütün programlarda ortak olup Save, Copy ve Template seçenekleri çok farklılık taşıyabilir. Yine programlara çıkmak ve baskı almak için bu seçenekler birçok programlarda da ortak özellikler taşımaktadır. Friend'de ise bu özellikler File menüsünde hemen hemen aynı şekilde bulunmaktadır. Yine bir doküman açmak için, yeni bir belge oluşturmak için, baskı için, programdan çıkmak için benzer seçenekler bulunmaktadır. Bu aşamadan sonra arayüz özelliklerinde biraz daha detaylı bilgilere yer verelim. Nesne oluşturmak. Toolbox'ta herhangi bir standart nesne oluşturun. Rectangular Tool. Tek tıklama ile ekrana tıkladığımız zaman herhangi bir nesne oluşmaz. Ancak belli bir alana tıklar bir çerçeve çeker gibi oluşturabiliriz. Ve Toolbox'tan ya da Friend'in renk paletinden Switches panelini kullanarak var olan renk kütüphanesinden bir renk ekleyebilir. İhtiyacımız olan renkleri mikserden oluşturabiliriz. Bu aşamayı Illustrator'da inceleyelim. Çalışma alanına bir rectangle oluşturacağız. Toolbox'ta Rectangular Tool'u seçiyorum. Çalışma alanına bir kere klikledim. Bir kere kliklediğim zaman bana hangi ölçülerde bir alan oluşturacağımı direkt soruyor. Belli bir ölçüsü olmadan serbest bir rectangle oluşturmak istersem aynen Friend programında olduğu gibi belli bir alan tıklar, istediğim kadar çeker, bırakırım. Ama dikkat ediniz, burada oluşturacağım nesnenin genişlik ve yükseklik değerini sağ alt köşede veren W genişlik, H yükseklik değerlerinden görebiliyorum. Friend'de bu özellik yok. Renk noktasında ise mikser yerine Illustrator'da Color Painters'ı bulunmaktadır. Switches panelini hemen hemen aynıdır. Burada sadece default olarak renkler oluşturulmuştur. Registration rengi white ve black standart ortaktır. Çok daha geniş renk kütüphanesine ulaşmak için hep Switches paletini kullanırız Illustrator'da. Bu temel giriş, temel özelliklerdeki her iki programın karşılaştırmasını yaptık. Çok daha detaylı karşılaştırmaları iş süreci içerisinde birlikte yapacağız.